Herkese merhabalar. Bugün karşımızda Canon EOS 2000D var. Gördüğünüz gibi çok şık, güzel bir makine. Bu makinemizin nasıl kullanılabildiğini, ne özellikleri olduğunu ve bu özelliklerin nasıl kullanıldığını bu videomuzda sizlerle beraber inceleyeceğiz. Daha önceki bir videomuzda kameramıza temel bir bakış yapmıştık. Bütün özellikleri, 2022'de bu makineyi almaya ve kullanmaya değer mi değmez mi gibi üstten bir incelemiştik. O videomuza da sağ üst kısımdan çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden makinamızı tanımaya başlayalım. Makinamız yeni başlayan herkes için çok uygun ve kullanışlı bir makine. Gerek kullanıcının elinden tutması gereken bir sürü moda sahip oluşu, gerek kendi iç ayarlamalarında kullanıcıya bütün her şeyi çok rahatlıkla sunuyor. Kafa karıştıracak menülere, kafa karıştıracak tuşlara sahip olmuyor. Bu da Canon'un onu uslu bir kamera yapan özelliklerinden. Şimdi hemen o zaman makinamızın çekim modlarıyla başlayalım sol üstte görebileceğiniz gibi şu an manuel modundayım. Manuel modumuz bize bütün ayarlamaları ve bütün kamera üzerindeki manipülasyonları bizim yapmamızı sağlar. Kullanıcının yapmasını sağlar. Şimdi şu tuşa basarak ben görüntü modumu bir değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi karşıda bir adet bonsaimiz bize bu videomuzda eşlik ediyor. Kendisi yeni almış olduğumuz bir çiçeğimiz. Henüz bir isim vermedik. İsim önerilerine de açığız. Bu bize bugün modellik yapacak. Ben manuel modumu açtım diyelim ve nesnemi de seçtim gördüğünüz gibi. Tekrardan görüntü modumu değiştiriyorum. Ve bana burada seçenekleri sunuyor. Şimdi seçeneklerimizi tanıyalım. Sol üstte dediğim gibi modunuzu görüyorsunuz. Şu an hangi moddasınız? Onu size anımsatıyor. Bir yanındaki butonumuz bizim örtücü hızımız, şatır hızımız, enstantane hızımız. Üçü de aynı anlama denk geliyor. Ben örtücü Diyeceğim. Ee, buradan üstündeki kolu çevirerek, üstündeki yan kolu çevirerek buradan bunun hızını ayarlayabiliyorum. Bu enstantane ise şu anlama geliyor. Makinenin önünde bir perde var. Bu perde sensörü kapatan bir perde. Sensör üzerine ışık düştüğünde de görüntüyü oluşturan yani fotoğrafı çekmemizi sağlayan alet basitçe. Bunlara da daha detaylı bakarız ilerki videolarımızda. Örtücü hızı ise yani enstantane hızı yani şatır hızı bu örtücünün ne kadar hızlı kapanıp açılacağı. Ben bunu 1 bölü 5'e aldığımda saniyenin bölü 5'inde bu örtücüyü açıp kapatacak. Yani o açık kaldığı kısa süre boyunca sensörü ışık düşürecek ve bana o ışık değerinde bir görüntü verecek. Bir yanındaki ise şöyle menüyü manipüle etmek için Q tuşuna da basabiliyoruz. Böylece size her şeyi bu sağ sol tuşlarına ya da yukarı aşağı tuşlarına basarak kontrol etmeyi sağlıyor. Ama daha basit ve hızlı bir şekilde diğer bir yanındaki ayara gelmek istiyorsak bu AV isimli tuşa basılı tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi sarı çizgiler, sarı çubuklar bizim örtücümüzün yanındayken artık buna basılı tutarken diyaframımızın yanındalar. Şimdi diyaframımızı da yine böyle bu tuşa basılı tutarken sağa sola yukarıdaki tekerleğimizi hareket ettirdiğimizde bize bu sefer de diyaframımızı ayarlama seçeneği veriyor. Diyaframımızı da hemen basitçe tanıyalım. Diyaframımız sensöre giden ışığın bu da yoğunluğunu ayarlıyor diyelim temelinde. Bunlardan daha detaylıca bahseder tanırız. Fakat şu an örtücü ve diyaframı şöyle tanıyabiliriz, şöyle bilebiliriz. Diyafram bize sahnenin arkasının ne kadar flu olacağını belirler. Örtücü ise sahnenin ee, ne kadar aydınlık ne kadar karanlık olacağını ya da çektiğimiz nesnede ne kadar hareket izi olacağını ya da ne kadar keskin ne kadar durağan mesela koşan bir adamı çektiğimizde onu havada yakalamak istiyorsak böyle herhangi bir bulanıklık yakalamak istemiyorsak örtücü hızımız yüksek ama o adamın birazcık hareket bulanıklılığı olsun böyle koşuyormuş hissi iyice yaratılsın istiyorsak da düşük bir hızda çekeceğiz. Tabi bu ışıklandırmayla da alakaları oluyor. Bu ikisi böyle küçük dostlarımız. Bir yanlarında ISO var. ISO'ya da yine dediğim gibi şuradaki Q tuşuna basıp ok tuşlarıyla ulaşabiliriz. Ya da makinemizin şurada bulunan ISO butonuna basıp ISO ayarlama kısmımıza gelebiliriz. ISO da şudur. Sensörümüzün görüntüyü oluşturan sensörün ışığa duyarlılığını ayarlarız. Sensör ışığa ne kadar duyarlı olsun ya da ne kadar duyarsız olsun. Bunu çok açmak görüntüde gren denen sıkıntılar yaratır. Çok kapatmak da karanlık bir görüntü verir. O yüzden sahnenizin ihtiyacına göre bunları ayarlarız. ISO'muz da bu şekildeydi. Bu da bize diğer ayarlarımızdan feragat etmeden ışıklan, ışığı daha iyi kullanmayı, ışıklandırmayı daha iyi ayarlamayı sağlar. Sonra Q tuşuma basarak devam ediyorum. Altındaki post telafisi ayarımız ise bize bunu ayarladığımız e, derecede şöyle açarsak daha koyu daha parlak gibisinden iki seçenek var sağa doğru parla sola doğru ise koyu pozlamayı telafi etmeyi sağlar. Yani şu şekilde ben bunu açtığımda bana fotoğrafımı daha koyu ya da daha parlak tonlarda tekrardan pozlar otomatik olarak çeker. Ben bunu yine sahnemin ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyorum. Genel olarak böyle bir işe yarıyor bu da. Hemen bir yanındaki flash pozlama telafisi ise bilirsiniz flash patladığında genel olarak güzel şeyler yaşanmaz. Yani ya çok pozlanmış çok böyle o flashın rengi üzerine vurmuş görüntüler elde ederiz ya da e, daha ilginçleri olan kırmızı göz parlamaları, nesne parlamaları, insanların gözlük camlarından vuran ışıklar vesaire bunları yaşarız. Bunu gidermek için de poz telafisi diye bir şeyimiz var. Flash pozlama telafisi diye. Bunu da Açtığımızda flashımızı daha parlak bir şekilde algılar. Kapattığımızda ise flashımızı daha telafi etmeye çalışır diyeyim. Flashın parlaklığını gidermeye çalışır. Bu da bu işe yarıyor. Bunu da ayarlıyoruz. Orta set tuşuna basarak da istediğimiz bir ayarı giriyoruz. Bir yanına geldiğimizde bize görüntü efektini veriyor. Bunlar fotoğraf stili gibi, fotoğrafınızın üzerine bir filtre uyguluyormuşsunuz gibi. Bunlara da hemen bakınalım. Gördüğünüz gibi otomatik var kendisi sahneye seçip bakıyor. Standartımız var. Bu da yine düz ne görüyorsa o. Portre var. Bu portre biraz daha cilt tonlarını ve saçları pürüzsüzleştiriyormuş kendisinin de yazdığı gibi. Biraz daha doku veriyordur. Manzara var. Renk e, skalası biraz daha geniş bir mod. Fotoğraf stili. Nötr var. E, baskı renklerine dönüştürüyor fotoğrafı. Asılı gibi var. E, Gündüz koşullarına uygun bir e, modmuş bu da. Monokrom var. Yanında da kullanıcı tanımlılar var. Tanımlı 1, tanımlı 2, tanımlı 3 diye. Bu kullanıcı tanımlılarda sizin kendiniz ayarladığınız mesela display'e basarsam yukarıdaki tuşuma gördüğünüz gibi bunun içerisinden herhangi bir fotoğraf modumu seçip mesela şu an kullanıcı tanımlı 3'ün içerisindeyim. Buradan bir tane fotoğraf stili seçip Altından kendim ayarlamalar yapabiliyorum işte daha keskin çeksin ya da daha kontrastı yüksek ya da düşük çeksin daha doygun renkler çeksin gibisinden ayarlamalar yapıp kendi daha sonra uyguladığım bir ayarı da kullanabiliyorum ben şu anlık standartta tutacağım yanında da beyaz dengemiz var bu beyaz dengemizde şöyle bir şey makinenin nasıl bir ışıklandırma altında çekim yaptığını onu anlatmanızı sağlıyor şöyle mesela gün ışığı dediğimizde gün ışığı altındaki parlak güzel ışıklandırma olan sahnelerdeki beyaz dengesi demek. Gölge, daha karanlık ya da gölgedeki gün ışığından biraz daha e, akşamüstü ışığı gibi ışıklarda kullanabiliyorsunuz. Bulutlu, kapalı havadaki o ışığı hepiniz biliyorsunuzdur. O ışıkla kullanılıyor. Tungsten ışığı, ev içerisindeki sarı aydınlatma ışıkları. Beyaz floresan ışığı, beyaz ışıklar. Flash, flash ışığı altındaki denge sağlıyor. Özel ise kendimiz e, özel verilerle ayarlamaya sağlıyoruz. Şimdilik bunu da bir de tabii ki de en başındaki oto ortam öncelikli modumuz var. Bu da kendisi ortamın ışıklandırmasını kendi yapay zekasında algılayıp bu ışığa denge ayarlıyor. Bu da böyle bir seçeneğimiz. Yanında da aydınlatma iyileştiricisi var. Mesela siz birazcık karanlık bir ortamda çekim yapıyorsanız ya da çok parlak bir ortamda çekim yapıyorsanız aydınlat, iyileştiricisini istediğiniz düzeyde açıp kapatabilirsiniz. Standart bir düzeltme yapabilirsiniz ya da çok parlak ya da çok karanlık vesaire ise yükseğe alabilirsiniz. Kendisi kendi yapay zekasıyla bu aydınlatma düzeyini fotoğraftaki toparlamaya çalışır. Ben şu an kontrollü ışık altında çekim yaptığım için kullanmayacağım kendisini. Yanındaki butona bastığımızda üstünden flaşımızı açıyor bize. Flaşımı tekrar kapatıyorum. Bu butonun tek olayı o bize flaşı çıkarıyor. Yanındaki yani sol altındaki en alt katmandaki modumuz ise bize odaklanma sistemini ayarlamayı sunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi tek çekimlik bir odaklama var. Odaklanıyor, çekiyor ve bırakıyor. Ee, yapay zeka ile fokus var. Bu nesneye odakladığınızda odağı o nesnenin üzerinde tutuyor. Mesela ben çiçeğe odaklanırsam kameranın şu an arkasında kalan çiçeğe. O yapay zekasında o çiçeğe odakta kalmaya devam ediyor. Ama çiçek hareket ederse odak bozuluyor tekrardan odaklanma gereksinimi duyuyor. AI servo ise e, otomatik e, takipli odak gibi ben bir nesneye odaklanırsam makine o nesneyi aklına tutmaya çalışıyor ve o nesne hareket ettiğinde odağı da onunla beraber hareket ettirmeye devam ediyor. Odak modlarımız da bu şekildeydi. Netleme modlarımız ya da diğer adıyla burada da bizim çekim ayarımız var. Örtücü, pozlama ayarları gibi bir şey bunlar. Bu mesela tek çekim yazıyor. Yani tek bir fotoğraf çekiyorsunuz ve bununla e, devam ediyorsunuz. Tekrardan çekim yapmak için bir kere daha odaklanıp ya da bir kere daha deklanşöre basmanız gerekiyor. Seri çekim deklanşöre basılı tuttuğunuz sürece peş peşe çat, çat 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 fotoğraf çekiyor size. Zamanlayıcımız var 10 saniyelik ya da e, 2 saniyelik zamanlayıcımız ya da kendimiz istediğimiz kadar girebildiğimiz zamanlayıcı ardından girdiğimiz sayı kadar bize fotoğraf çeken şu e, seri çekimdeki gibi peş peşe fotoğraflar çeken bir modumuz da var. Tabi bunu zamanlayıcı sonrasında yapıyor. Buraya kaç sayı girersek onu bize veriyor. Bu modumuz da bu şekildeydi. Ben şimdilik bunu tek çekimde tutacağım. Yanında ölçüm modumuz var. Bu makinamızın çekmek istediğimiz nesneye ne kadar e, algılayacağı diyelim. O nesnenin üzerindeki ışığı, o nesnenin üzerindeki parlaklığı vesaireyi ölçmeye ve buna göre davranmaya e, ayarlarız makinamızı. Şöyle kendi kendine tekrardan ana menüye atıyor kendisini. Geri geldim. Değerlendirmeli ölçüm nesneyi e, değerlendirerek genel olarak ölçüyor. Yanındaki kısmi ölçüm ise e, nesneyi biraz daha hızlı, değerlendirmeli ölçümün daha hızlısını bazı noktalarını atlayarak ölçüyor. Yanındaki merkez ağırlıklı ortalama ise ortalama parlaklığı ölçüyor ve fotoğrafı çekiyor. Daha hızlıdır ama değerlendirmeli ölçüm aralarında en güzel olanıdır, en güzel sonuçlar verenidir. Sağ en altımızda ise gördüğünüz gibi görüntü tipimiz var. Buradan ne formatta, hangi formatta fotoğraf çekeceğimizi seçiyoruz. Bu L mesela JPEG. Bu biraz daha düşük formatta JPEG. M ise daha yine baskı boyutuna göre farklı boyutları, daha küçültülmüş bir boyutta JPEG fotoğraflar. S1'ler de yine aynı şekilde. Bunlar da yine JPEG formatlar fakat baskı boyutları için. Yani boyutlandırılan, farklı boyutlandırılan baskılar. Bunun içerisindeki bu S'ler, M'ler falan önemli şeyler değil. Tabi kullanımınıza göre. RAW artı L var gördüğünüz gibi. Bu hem ham görüntü çekiyor bir de yanına aynı görüntünün JPEG versiyonunu kaydediyor. Yanındaki RAW ise tamamen ham görüntü çekiyor size. Ham görüntüler üzerinde çalışması, üzerinde uğraşması daha kolay, daha detaylı görüntülerdir. Fakat dosya boyutları çok büyüktür. RAW görüntü de öyle bir şeydi. Şimdi bu ana yüzeyi tanıdığımıza göre hemen tekrardan yan tuşu basarak fotoğraf modumu değiştiriyorum. Vizörden ana ekrana geçiyorum ve nesnemi görüyorsunuz. Şimdi bu modumla yaptığımız ayarla bir fotoğraf çekelim. Basılı tutuyorum deklanşörüme. Odaklanıyor ve basıyorum. Görüntüyü alıyor. 2 saniyelik ön izliyor ve görüntüm geldi. Makinemin sağ en altındaki mavi çerçeve içerisindeki butona bastığımda bana en son çektiğim fotoğrafımı, galerimi gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu ilk çektiğim fotoğrafım burada. Buradan yan tuşlara basarak yer fotoğraflarıma gezinebiliyorum. Fakat şu an sadece tek fotoğraf çektim. O yüzden gezinme yapmama izin vermiyor. Ve diğer modumuza geçelim. Diğer modumuz AV modu şöyle bir tekrar şey yaparsam diyafram öncelikli modumuz az önce bahsettiğimiz diyafram adı verilen aracın ayarlanıp örtücü aracını ise kendisinin ayarladığı bir modu. Bu modun hangi durumlarda kullanabilirsiniz diye düşünürsek bir arkadaşınızın bir nesnenin ya da birisinin fotoğrafını çekerken arka plana o bokeh efektini istiyorsanız ve onun yanında işte ISO'yu ayarlayabileyim, diğer şeyleri yapabileyim ee, ama geri kalan çekimle ilgili ayarları makinem kendisi yapsın diyorsanız Bu mod önemlidir Bu modu rahatça kullanabilirsiniz Gördüğünüz gibi ben buradan Diyaframımı ayarlıyorum işte nasıl diyeyim Mesela ben Diyorum ki Diyaframım 5.6'da kalsın Ben böyle bokeh efekti yüksek bir fotoğraf istiyorum diyorum Sonra lensimi zoom halkasından Biraz daha yakınlaştırıyorum nesneme ve nesneme odaklanıyorum. Fotoğrafımı çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu modumla da fotoğrafımı çektim. 2 saniyelik de bana ön izledi fotoğrafımı ve tekrardan galerime kaydetti. Buradan tekrar sağ alttaki tuşa basarak burada çektiğim fotoğrafları görebiliyorum. Bu ilk manuelle çektiğim fotoğrafım. Bu ise diyafram öncelikliyle çektiğim fotoğrafım. Biraz da arka planını flu ulaştırmaya çalışmış kendisince. Bir diğer modumuz TV modu şöyle tekrardan şuraya gelirsem. En öncelikli modumuz TV diye belirtilir. Bu modda az önceki yaptığımız işlemin shutter'la yapılan hali. Yani ben nesnemi uzun mu pozlamak istiyorum, kısa mı pozlamak istiyorum, hareketini dondurmak mı istiyorum yoksa hareketini bulanıklaştırmak mı istiyorum? Bunu seçiyoruz. Geri kalan ayarlamaları kendisi yapıyor. Şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Yüksek pozlama denen bir şey vardır. Makinenin shutter'ını açık tutarsanız ve bir nesneyi uzun bir süre pozlar. Ben mesela şu an bonsaimi, henüz ismi olmayan yazık bonsaimi uzun pozlamak istiyorum. Mesela 5 saniye yanındaki çift çizgi 5 e, ibaresinden görüyoruz ki bu şu an 5 saniye boyunca açık tutacağım örtücümü. Hemen ayarımı yaptım. Makinemi tekrar modunu değiştiriyorum ve odaklanıyorum. Deklanşöre yarım basarak ve deklanşöre basarak çekimi başlatıyorum. Şu an sağ kırmızı ışıklandı. Gördüğünüz gibi çekim yapıyor. Şu an çekim esnasında ve bitirdi çekimini. Ve bana 5 saniye pozlanmış çiçeği verdi. Gördüğünüz gibi burada. Bir yanındaki modumuz. Şöyle bu sefer değiştireyim. Tekrardan geri dönmek zorunda kalmayayım. Program modu. Bu program modu bize aslında otomatik moda çok yakın bir seçenek sunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi ne soldaki enstantane ayarım var ne de sağdaki diyafram ayarım var. Çünkü ikisini de otomatik olarak ayarlayacak. Ama diyelim ki ben ISO'yu değiştirmek istiyorum. İşte a 800 ISO birazcık gren verdi. Ben bunu 200'e alacağım diyoruz mesela. Bu enstantene ve shutter hızını yani örtücü hızını ve diyaframını bizim bu girdiğimiz ayarlara göre otomatik olarak algılayıp bize gerekli fotoğrafı güzel pozlayabilmek için lazım olan şeyleri verecek. Tekrardan görüntü modumu değiştiriyorum ve tekrardan çiçeğime odaklanacağım şimdi. Çekimi başlattım. Gördüğünüz gibi bunu düzgün pozlayabilmek için birazcık uzun bir pozlamaya, uzun bir çekime ihtiyacı olduğunu fark etti ve ona göre çekimini yaptı. Şimdi tekrardan modumu değiştireceğim. Bunlar manuel elle ayar modlarıydı. Şimdi sırada gördüğünüz gibi otomatik akıllı sahne modumuz var. Bu ve bundan sonraki modlar video modu hariç tamamen otomatik modlar. Makine kendisi ayarlar yaparak kendisi çekim yapıyor. Benim bu makineyle fotoğrafçılığa başlamış ya da fotoğrafçılığa yeni başlayan kişilere önerim şudur. Bu modlar çok güzeldir, çok kullanışlıdır, çok şahanedir. Fakat bu modlar bir hastalıktır. Bu modlardan olabildiğince uzak durmaya çalışın eğer fotoğrafçılıkta kendinizi geliştirmeye istiyorsanız. Çünkü size her şeyi kendisi çeker verir. Tıpkı telefonunuzu bir yere uzatıp fotoğraf çekmek gibi. Ancak bu makinenin kusursuzu değildir. Ya da makinenin size çok estetik bir şey vermez. Hani vermek için çünkü böyle bir sistem yok içerisinde. Bunlar size hızlı ve olabilecek en güzel sonucu verir. Ama asla kusursuzu vermez. Kusursuz manueldedir. Sizin sanat algınız manuel modlarda ortaya çıkar. Mümkün olduğunca bu modla başladıysanız bile bundan işte yakın zamanda en erken vakitte programa geçin. Programdan devam edin. Ondan sonra işte amaçlarınıza, çekim isteklerinize göre TV, AV arasında yani enstantan öncelik, diyafram öncelik arasında gezinin. Ve mümkün olduğunca da manuel modunu kullanmaya bu özellikleri Çözmeye ve makinenize hakim olmaya başlayın. Öneriler de <laughs> bunlardı. Şimdi ee, bakalım. Evet, otomatik akıllı sahne. Bu bize tamamen otomatik bir çekim sunuyor. Mesela yine geldim görüntü moduma, yine çiçeğime odaklandım. Gördüğünüz gibi flash açma isteği duydu, flashını çıkardı şu anda ve flashımla çekimimi alıyorum. Gördüğünüz gibi kendisi bir çekim yaptı. Şimdi flaşımı tekrar sokacağım yerine. Otomatik modumuzda böyle bir çekim yapıyordu. Yanındaki modumuz bize bu sefer aynı modun yani tekrardan geçiş yapacak olursam aynı modun flash kapalı halini veriyor. Gördüğünüz gibi ilk baş ben otomatik modla çekmeye çalıştığımda kamera flash'a davrandı çünkü parlak bir görüntü istedi. Flash kapalı ise flashın kullanılmasının yasak olduğu yerlerde ya da flash kullanmak istemediğiniz yerlerde kullanılır. Ama burada yaptığı tek şey örtücüye abanmaktır. Örtücüyü daha uzun süre açık tutar otomatik olarak ve size yine parlak bir görüntü verir. Şöyle bu mesela modu kullanırken tripod kullanmanız önerilir. Kamera tarafından bile. Şimdi bununla da yine bir modumu değiştirip çekim alalım. Odaklandım, bastım ve gördüğünüz gibi daha uzun sürdü çekim yapması. Ki ISO'yu da çok yükseltti. Ee, çekimini de daha uzun sürede yaptı. Ve sonuç olarak bize görüntüyü verdi ama otomatik olarak yaptı. Yanındaki modumuz yaratıcı otomatik modu. Bu modumuz ilginç bir şekilde size ekranları görebildiğiniz gibi işte arka plan bulanıklaştırmayı vesaireyi verir. Şimdi bunun içeriklerine birazcık göz atarsak Q tuşuna basarak yine ayarlamamı açıyorum. Standart ayar yazan yere tıkladığımda yani girdiğimde Gördüğünüz buradan size bir sürü ortam sunuyor. Canlı, yumuşak, sıcak, yoğun, duru, parlak. Bunlar fotoğrafınızın üzerine efektler ekliyor. Mesela siyah, beyaz vesaire gibi. Bunlar basit ayarlamalarla fotoğraf efektleri veriyor size. Bunun altındaki ise size çektiğiniz nesnenin arka planını ne kadar bulanıklaştıracağınızı seçmeyi sağlıyor. Yani şöyle ben yukarıdaki halkamı sağa kaydırırsam daha keskin yani arka planı daha net bir görüntü veriyor. Ben bunu en sola alırsam arka planı daha bulanık bir görüntü veriyor. Bunun bir altındaki ise motor zamanlayıcı modu. Bu manuel modda da bahsettiğimiz gibi işte tek çekim mi yapacaksın, basılı tutup çekim mi yapacaksın, çat 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 peş peşe ya da zamanlayıcı ile mı çekeceksin? Bunu ayarlatıyor. Bunu da girdikten sonra yanında da flash modumuz var. Bu da flashı açmayı ya da kapatmayı sağlıyor. Ve modumun ayarlarını Girdikten sonra tekrardan nesneme dönüyorum çiçeğime ve tekrar odaklanıp çekim alıyorum. Gördüğünüz gibi flaşımı e, ayarlarımda açık tuttuğum için flaşla aldı. Şimdi tekrardan bir döneceğim. Bir de aynı pozu flaşımı kapatıp da çekeceğim. Bunu gördüğünüz gibi flaşımız otomatikteydi. Dahili flaşı kapalıya aldım sağ en alttaki ayarımdan. Ve şimdi bir poz daha çekeceğim bununla. Evet, büyük ihtimalle çok ISO'lu bir fotoğraf çekmiştir. <laughs> Çünkü flash'i kapattığım için ISO'ya abanacak. Bir diğer modumuz yine otomatikler arasında portre. Portre modumuz da bize arka planı flu ulaştıran bir ayar verir. Kişilerin portresini çektiğimizde daha e, ciltlerini, saçlarını parlak canlı tutacağı iddia edilen bir moddur. Bunda da Gördüğünüz gibi ışık sahneye göre çekim diye bir modumuz var. Diğer modların içerisinde de var tabi bunlar. Buradan yine manuel modda bahsettiğimiz hangi ışıklandırma ayarında çekim yapacağını belirlememizi sağlıyor. İşte gün ışığı, gölge, işte ev içindeki ışıklar vesaire, bulut altındaki ışık gibi bunları ayarlama seçeneği sunuyor. Gerisini kendisi yapıyor. Altında da çekim modumuz var. Mesela bu otomatik olarak çekim modunu seri çekimi almış. Çünkü portre çekeceksiniz. Objeniz ya da modeliniz sürekli hareket edecek. Bu yüzden seri hızlıca vakit kaybetmeden çekim yapabilin diye kendisi otomatik olarak bu moda ayarlanmış. Şimdi tekrardan dönüyorum ben de çiçeğime ve odaklanıyorum. Flaşımı açtı yine. Ve çekimimi yaptım. Flaşımı tekrar kapatacağım. Bu modumuzda hızlı, güzel portreler çekmenizi sağlıyor. Yanında Şöyle tekrar modumu değiştireyim. Yanında da manzara modumuz var. Bu da e, daha diyaframı açık yani diyaframı pardon daha diyaframı keskin yani e, daha net bütün her yeri bütün detaylarını görebildiğiniz işte büyük bir manzarayı çekiyormuşsunuz gibi size ayarlar yapıyor. Bununla da hemen bir çekim alıyorum. Şu an geniş bir manzaraya bakmıyor olsam bile çekimimi yaptım ve bana sonucu verdi. Bu modumuz da bu şekilde manzara kullanımlarında. Şimdi yanındaki modumuza geçiyoruz. Tekrardan nedense şeyi değiştirmeyi unutarak geçtim. Yakın çekim modu. Bu küçük objelerin yakın çekimlerini yapmayı sağlıyormuş. Bunu da bize makinemizin önerisi olabildiğince yakınlaşın diyor. Fakat ben şu an tripod üzerindeyim. O yüzden zoom halkamı çevirerek zoomlayacağım birazcık. Hatta yani şu an yine benden modun istediği kadar yakında değilim ancak idare eder diyorum. Odaklanıyorum. Flaşını açtı ve çekimimi yaptım. Flaşımı kapattım. Bu modumuzda böcek, çiçek, dal, ağaç üzerinde gezen bir karınca vesaire bunları çekmenizi sağlıyor. Makine otomatik olarak bunları daha net görebileceğiniz şekilde ayarlıyor kendisini. Bu sefer unutmadan modumu değiştirip ondan sonra çekim modumu değiştiriyorum. Bu da spor modumuz enstantane hızını yükseltirsek koşan bir adamı havada duruyormuş gibi çekebiliriz. Zaten logosundan da dikkat edeceğiniz gibi koşan bir adam var. Size otomatik olarak shutter hızını ayarlar. Nesneleri donuk çekmenizi sağlar. E, vizörle bakmanız öneriliyormuş bunda. Çünkü nesnenizi güzelce ayarlayabilmek içindir. Ayarlayabilmek için olsa gerek. Şimdi hemen bu modumuzda da çiçeğimizi çekelim. Çiçeğimiz şu an herhangi bir yere hareket etmiyor, koşmuyor ama olsun. Odaklanalım. Bakalım bu modumuz bize nasıl bir sonuç verecek. Evet basılı tuttuğum için iki tane çekti. Çünkü spor modu hareketli nesneleri çekeceğiniz için kendisini seri çekim ayarlamış oluyor. Ve bana çekimlerimi yaptı. Hemen bir yanındaki modumuz yiyecek. Bu da çektiğiniz nesnenin dokusunu yükseltmeyi sağlıyor. Yüksek dokulu bir çekim yapıyorsunuz. Hani o yemeğin üzerindeki işte küçük kızarıklıkları, küçük işte o Ekmeğin üzerindeki atıyorum keskinlikleri, simidin üzerindeki susamları vesaire görmenizi sağlıyor. Sıradaki modumuz ise gece portre. Gece portre modumuz da bize karanlık alanlarda portre çekmemiz için, flashsız portre çekmemiz için tasarlanmış bir otomatik moddur. Bunda da tripod kullanmanız tavsiye edilir diyor. Çünkü yine örtücü hızına abanacağı bir mod. Evet tekrardan dönüyorum resneme odaklanıyorum. Flaşını yine de açtı. Bilmiyorum bu flaşını kapatma özelliği olabilir. Açıkçası bu modları hiç kullanmadım. Kimse de tavsiye etmem. Hani çok acil şipşak fotoğraf çekecekseniz tabi ki de kullanabilirsiniz. Çok güzel kullanışlı modlar. Zaten çiçeğimizdeki örnekleri de görüyorsunuz. Ama manuele geçmek fotoğrafçılığı öğrenmektir. Manuel kullanmak fotoğraf çekebilmektir. Bu yüzden bu modlar daha çok tüketici odaklı modlar. Evet, yanındaki video moduna geçtiğinde son olarak bana artık bir e, ayar kadrını vermiyor. Beni vizörden ana ekrana atıyor. Çünkü vizörde video çekimi yapamıyoruz. Çünkü vizör optik Canon EOS 2000'inde de optik vizörde de videomuzun nasıl gözükeceğini ayarlayamıyoruz. Ama video modumuzda ve diğer bütün modlarımızda aslında bu ekrandan bakarken de ince ayarlamalarını yapabiliyoruz yine aynı şekilde Q tuşuna bastığında gördüğünüz gibi solda seçeneklerim karşıma çıktı. Buradan yine odak modumuzu, beyaz dengemizi, fotoğraf modumuzu, fotoğraf profilimizi, işte görüntü parlaklığını, ışıklandırma düzelticiyi ve videoda da hangi formatta çekim yapacağımızı seçebiliyoruz mesela işte. 1080p 25 kare mi, 24 kare mi, işte daha 720p'de mi çekeceğiz yoksa daha da küçük bir boyutta mı çekeceğiz. Bunları seçmemizi sağlıyor bize. Bunu da ayarladıktan sonra altında da video enstantane diye bir şeyimiz var. Ee, böyle e, hızlı hızlı aslında fotoğraf e, hareketi gibi bir şey. En altından da ISO'yu ayarlayabiliyoruz. Bu da bizim hızlıca ISO ayarlamamızı sağlıyor. Ben şu anlık mesela ISO'yu otomatikte bırakacağım. Normalde 50'de ayarlayabiliyorsunuz. Ve Q'ya geri basına kapanıyor. Şu an gördüğünüz gibi ekranda e, pozlama şeylerim var, çizgilerim var, e, altın noktalar var. Bununla da buradan görüntü modunu değiştirdiğimiz tuşa üzerinde kırmızı bir noktası var. Bu tuşa bastığımızda video çekimine başlıyor. Tuşu bıraktığımızda da video çekimini durduruyor. Video modumuz bu şekilde. Tabi burada mesela set tuşuna bastığımda bana e, odaklama halkımı çıkartıyor gördüğünüz gibi. Ben bunu mesela istediğim yere alabilirim. Sağ sol işte tuşlarına basarak ve tekrardan odak yaparak mesela diyorum ki ana odağın o yaprağı olsun. Neden olmasın gibi. Tekrar sete bastığında bu tuşum gidiyor. Mesela bunun içerisindeyken böyle yapabileceğim bir sürü şey var. ISO mesela otomatikte olduğu için bana aşağıda kaç değerinde olduğumu gösteriyor. Bu ekranımızda size ayarlamalarınızı basitçe gösteriyor her modunda yine. Modları bu şekildeydi makinemiz. Peki makine sadece modlardan mı ibaret? Hayır değil. Makinemizin hızlıca menüsüne girelim. Menüsünde ne var bu makinenin? Mesela ilk şeyimiz şu an karşımıza menüye girdiğimizde video ayarları olarak çıktı. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Sol en üstünde. Mesela şu an menüden çıkıp makinemi tekrardan manuel moduna alırsam ve sonra menüye girersem bu sefer fotoğraf menüsüne atıyor beni. Öncelikle fotoğraf menüsünden başlayalım. Burada aslında makinenin içerisinde az önce de yapabildiğimiz bütün ayarlamalardan bazıları burada da bulunuyor. Mesela görüntü kalitesi. Gördüğünüz gibi buradan yine hangi formatta görüntü çekeceğimi seçebiliyorum. Ya da altındaki bip sesi. Makinem odaklandığında o çıkardığı sesi çıkarmasını ya da çıkarmamasını ayarlayabiliyoruz açık kapalık gibisinden. Teklan şöyle kartsız basın ayarı var. Bu işte makinenin içerisinde kart yoksa da fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Fakat sadece depolayamıyorsunuz fotoğrafı izleme süresi dediği şey fotoğrafımızı çektikten sonra bize kaç saniye göstereceğini ekranında göstereceğini ayarlıyor bunu. Kapatabiliriz, açıkta tutabiliriz vesaire. Çevre aydınlatması düzeltme var. Bu girdiğimizde gördüğünüz gibi takılı olan merceğimizin bilgilerini veriyor bize. Ve bu merceğin özelliklerine göre aydınlatmayı düzelt ya da düzeltme diyor. Ben bunu açıkta tutuyorum. Kırmızı göz aç kapat var bu işte kırmızı göz e, çıkan Gözü kırmızı çıkan insanları otomatik olarak makine düzeltsin mi onu soruyor Ben bunu photoshop vesaire de yapmayı tercih ettiğim için kapalı tutuyorum Flash kontrolümüz var bu da flash'in ayarlarını bize veriyor Hem makinenin kendi flash'inin hem de ekstra taktığımız ayrı bir flash'in ayarlarını Buranın içerisinden yapabiliyoruz Sonra bir yanına geliyorum bir yan menüsüne Yine gördüğünüz gibi Postelafi'yimiz, aynatma iyileştiricimiz, ölçüm modumuz, kameramızın normal manuel ayarlamalarında yapabildiğimiz her şeyi yine burada görebiliyoruz. İşte özel bir beyaz ayarı girebiliyoruz. Mesela gördüğünüz gibi işte bu fotoğrafımıza giriyoruz tabii ki de hani kameranın kendisine değil bize. Galeriye yolluyor, fotoğraflarımızın arasında gezinip istediğimiz bir tanesini uygulayabiliyoruz. Menüye bastığımızda geri çıkıyoruz. Mesela burada gördüğünüz gibi böyle bir tarama modu var. Bunlar hani üst düzey acayip şeyler, çok da iş görmeyen şeyler hani. Evet, küçük bir talihsizlik yaşandı. Video ışığımın şarjı bittiği için böyle garip sarı farklı bir aydınlatmayla devam ediyoruz. Renk uzayından bahsediyorduk. Adobe RGB ve sRGB diye renk uzayı mevcut içerisinde. sRGB klasik baskı, internet sistemlerinde kullanılan renklendirme. Adobe RGB ise bize daha canlı, daha doygun daha harika renkler veriyor. Bu da böyle Adobe RGB'ye ayarlamayı tercih ediyorum ben. Daha sonra üzerinde bir değişiklik yapacaksam Photoshop üzerinde zaten ondan sonra Photoshop çıktısında sRGB'ye geri çeviriyorum fotoğrafımı. Burada yine gördüğünüz gibi fotoğraf stilimiz falan var. Bunlar yine manuel modlarda kendimiz ayarlayabildiğimiz seçeneklerimiz Yanında toz silme verisi var. Bu gördüğünüz gibi işte herhangi bir veri yazılımı kullanarak toz silmenizi sağlıyor. Altında önemli ayarlarımızdan bir tanesi otomatik ISO'nun maksimum nereye gidebileceğini seçiyorsunuz. Mesela Otomatik ISO'yu 6400'e kadar bırakmak makineye büyük bir skala veriyorsunuz. 6400 ISO büyük ihtimalle çok grenli ve estetik durmayan fotoğraflar çıkaracağı için ortaya makinede genel olarak sürekli buna e, davranacağı için bunu 1600, bazı belki ya da belki çok karanlık ortamlarda çekim yapmayı seven karanlık e, ortamlarda takılan ve oralara çekim yapan birisiniz 3200 vesaire yani 1600, 3200 yani 6400'e çıkmamanız tavsiyemdir. Çünkü çok grandi fotoğraflarınız oluyor yoksa. Hemen bir yanım menüye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada canlı izleme çekimi var, otofokusumuz e, var. Bunu hatırlıyorsanız işte e, canlı mod, hızlı mod vesaire. Flexizon var mesela. Flexizon'a bakarsak şöyle gelip bizim fokus modumuzu değiştirmeye yarıyor. E, odaklanma modumuzu, e, hızlı modumuz var. Mesela hızlı modumuza da göz Gördüğünüz gibi böyle içi, karenin içerisindeki farklı bir kareden bize bu fokus modu vermeye başladı. Tabii ışıklandırmayı değiştirdiğim için artık e, arkadaşımızı pek göremiyoruz. Onu bir ayarlayalım. Şöyle arkadaşımızı görebilmek adına örtücü hızımı bir saniyeye ayarlarsam şu an bunu biraz daha evet parlak görebilmeye başladık. Ama neyse burası konumuz değil. Buradan mod yönetimimizi, fokus modu yönetimimizi yapıyoruz. Canlı mod biraz daha takipli bir mod oluyor, kişinin gözlerini vesaire algılamaya yarıyor. Altında ızgara görünümümüz var. Gördüğünüz gibi bu e, tekrardan buraya dönersem, gördüğünüz şu çizgiler, altın noktalar çizgilerini ayarlamamızı sağlıyorlar. Yani menüye dönüp ızgara 2'yi ayarlayıp tekrardan dönersem, gördüğünüz gibi artık daha fazla karemiz var. Bu kareler işte daha güzel pozlamalar, güzel çerçeveler yapmamızı sağlıyorlar. Ben tekrardan ızgara 1'i alacağım. Görünüm oranımız var işte 3'e 2, 4'e 3, 16'ya 9, 1'e 1 vesaire bunu nasıl bir e, baskı istiyorsanız o oranı ayarlıyorsunuz. Ölçüm zamanlayıcımız var mesela bu işte ne kadar sürede ölçüp hani makinenin ne kadar süre ölçmesine izin verdiğinizi size seçiyor. Mesela ölçüm zamanlayıcıyı 4 saniye indirebilirsiniz. 8 saniye kullanımınıza göre ne kadar istiyorsanız o kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar süre ölçüm yapmasını istediğini ayarlıyorsunuz. Bunun içerisinde mesela görüntüleri koru diye bir seçeneğimiz var. Bu bize e, mesela görüntüleri seç dediğimizde istediğimiz herhangi görüntüyü seçip daha sonra orta tuşa basarak yukarıda anahtarını görüyorsunuz. Korumaya yarıyor. Bu görüntüyü artık istesek de silemiyoruz. Yanlışlıkla silme ihtimalimize karşı onu koruyoruz. Bu modda yine isteyenler, ilgisini çekenler için kullanabiliyor. Yani yanlışlıkla fotoğraf silme huyunuz varsa kameranızdan görüntüleri bu şekilde koruyabiliyorsunuz. Buradan işte klasördekileri seçebiliyorsunuz, karttaki her şeyi koruyabiliyorsunuz vesaire. Görüntüyü döndür var. Yine tıkladığımızda bize görüntüleri seçiyor. İstediğiniz bir görüntüyü yine orta tuşa basarak döndürmenizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi yan döndü. Öbür tarafa döndü, düz döndü vesaire gibi. Bu da buna yarıyor. Bunlar da çok artık e, galeriyle ilgili ayarlar. Görüntü silme var. Herhangi bir görüntüyü uzaktan yazıcıya gönderebiliyorsunuz baskı emriyle. Foto defteri ayarları var. İşte buradan istediğiniz kadar görüntüyü seçip onlardan bir e, ayrı klasör oluşturmak gibi bir şey. Bu da yine geri dönüyorum. Yaratıcı filtreler var burada işte seçtiğiniz fotoğrafa filtre eklemenizi sağlıyor. Mesela işte oyuncak kamera efekti eklediğimde gördüğünüz gibi böyle ilginç bir şekilde daha işte sıcak, daha soğuk vesaire tonlar ayarlayarak bir mod eklememi sağlıyor. Bu da ayrı filtreler kameranın üzerinden ekleyebiliyorsunuz. Yeniden boyutlandır var. Bir görüntünün boyutunu işte mesela normal JPEG vesaireden farklı diğer JPEG ayarlarına dönüştürmenizi sağlıyor. Tabi JPEG'i RAW'a dönüştüremiyorsunuz sadece. Hani kendi alt klasörlerine dönüştürebiliyorsunuz. Burada histogramımız var. Histogram nedir diye bakacak olursak da şu aşağıdaki aracımız o histogramımız bize parlaklık ya da renk olarak ayarlayabiliyoruz. Yukarıda halkamız ile galerimizin içerisinden şöyle galerimize gelsek yukarıdaki halka ile görüntüler arasında geçiş yapabiliyoruz gördüğünüz gibi halkayı çevirerek. Bu ayarımız ise bu bunu çevirdiğinizde kaç görüntü atlayacağınızı seçmenizi sağlıyor. Çünkü buradaki tuşlarla da görüntüler arasında gezinti yapabiliyoruz. Ben bunu bir görüntüye yani çevirdikçe bir görüntü atlasın diye. Çünkü o tuşu kullanmayı faydalı buluyorum. Ama bunu yine istediğinize göre işte 10 görüntü atlasın, 100 görüntü atlasın, diğer klasöre geçsin. İşte sadece videoları izleyeyim onunla fotoğrafları bu tuşlarla pardon sürekli kameraya çarpıyorum. Ya da sadece fotoğrafları göstersin ya da sadece işte benim yıldızladığım fotoğrafları benim işte ya da koruduğum, ettiğim fotoğrafları göstersine ayarlayabiliyorsunuz. Yukarıdaki halkanın galeride nasıl davranacağını seçiyor. Slide show'a bastığınızda size fotoğraflarınızla işte kaç fotoğraf seçiyorsanız onunla bir slide show açıyor. Onu gösteriyor. Buradan da fotoğraflarınızı kendiniz derecelendirebiliyorsunuz. Fotoğraflarınıza yıldız verebiliyorsunuz gördüğünüz gibi böyle. Bir yıldız olsun bu, iki yıldızlı olsun, üç yıldızlı, beş yıldızlı vesaire. Siz bu fotoğraflara kaç yıldız veriyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben şu an hiçbirine yıldız vermeyeceğim. Sonra burada artık makinenin teknik ayarlarına geçtik bir sağ menüsünde. Otomatik kapanma süresini seçebiliyorsunuz pilden tasarruf etmek için. işte ben kapattım çünkü kullanmayacağım zaman zaten şuradaki şalteri kapatı veriyorum. Otomatik döndürme var işte yan çektiğiniz fotoğrafı direkt otomatik olarak düz döndürsün mü diye. Kartı formatta var. Tıkladığınızda kameranın içerisindeki karttaki bilgileri siliyor. Makinenize yeni bir kart taktığınızda da sıfır bir kart alıp makinenize taktığınızda da ilk yapmanız gereken hareket kartı formatlamak oluyor. Kartı formatlamadan kullanamıyorsunuz. Ya bazen kullanıyorsunuz ama arızalanma, bozulma ihtimali oluyor. Önce formatlamanız gerekiyor ki içine kendi sistemini yüklesin. Altında dosya numarası vermek var. İşte çektiğiniz fotoğraflara numara vermesi. Ee, işte sıfırlayabiliyorsunuz bu numaralama sistemini. Ben sürekli bir Şey yapsın diye. Fotoğrafları listelesin diye. Buradan işte klasör seçebiliyorsunuz. Bu kartı çıkarıp bilgisayarınıza attığınızda burada nasıl bir klasör varsa o klasörleri görmenizi sağlıyor. burada işte klasör seçip oluşturup silip vesaire bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ben orijinal içindeki 100 kanon isimli klasörü tutuyorum hala. O klasör işime yarıyor. Burada ekran renklerimiz var. Gördüğünüz gibi şu an siyah ekran. İşte beyaz yapabiliyorsunuz isteğinize göre. Bazı 2000 değerler beyaz renkli oluyor. Onların içerisinde beyaz menü çok yakışıyor. Böyle daha kahverengimsi bir menümüz var. Ve yeşilimsi bir menümüz var. Mesela ben bunu ayarladığımda ve işte görüntü modumu manuelde değiştirdim. Artık böyle bir pencereyle karşı karşıya diğer modları alınır da diğerleriyle. Ben ama bir de kullanmayı seviyorum. Öyle tercih ediyorum. Bir yanındaki menümüzde ekran parlaklığımız var. LCD parlaklığımızı gördüğünüz gibi kısıp açabiliyoruz. Ben bunu normalde 5 civarında kullanıyorum ama şu an video için 7'yi aldım parlak olsun diye. LCD aç kapat düğmemiz var. Ekranı. Mesela deklan şöyle bastığımda ben yani şu an e, şu modda değil de bu görüntü değil de bu modda vizörden bakarak bir çekim yapıyorsam bile ben deklanşöre bastığında gördüğünüz gibi vizörü kapatıyor. Tekrar çektiğimde elimi açıyor tekrardan vizörü. Bunu ayarlamanızı sağlıyor burası. Altından tarih, saat, bölgeyi, makinenin dilini işte elle temizlememiz var mesela bu lensimizi önünden çıkardığımızda içerisindeki aynayı kaldırıyor ve sensörü silmemizi sağlıyor. Sensörüne toz varsa fotoğraflarınızda lensten herhangi bir şeyden kaynaklanmayan küçük görüntü kirlilikleri, işte küçük noktacıklar, tanecikler varsa büyük ihtimalle sensörünüz kirlidir. Bunun için de buradan elle temizlemeye gelip bunu onaylamanız gerekiyor. Böylece aynısını indiriyor ve sensörü silmenizi sağlıyor. Altında özellik kılavuzu var. Bu özellik kılavuzu da şöyle bir şey yeni başlayan insanların açmasını öneririm. Bu gördüğünüz gibi şu ayar menüsünün ortadaki menüsü, sarı menünün şöyle bir işe yarıyor. Ben mesela şu an manuel modumdayım. Q tuşuma bastığımda gördüğünüz gibi birazcık bekleyince bana altta bunun ne olduğunu yazıyor. Yanındakine geçiyorum. Diyafram diyor onun ne olduğunu yazıyor. ISO diyorum onun ne olduğunu yazıyor. Makine içerisindeki bütün ayarları size basitçe kısaca anlatıyor. Bu mod yeni başlayan insanlar için çok faydalı bence bu özellik. Tabii kimisi de ayar oluyor bunlara ve kapatıyor. O da, onu da tercih edebilirsiniz. Neden olmasın? Burada GPS ayarları var. tabi bunu GPS takmamız gerekiyor cihazımıza. Ee, yanında da Wi-Fi'miz var. Bu telefonunuza bağlamak için ya da bilgisayarınızı uzaktan görüntü göndermek için Wi-Fi ya da NFC ayarlarını açabiliyorsunuz. İşte telefonunuza indirdiğiniz Canon uygulamasıyla vesaireyle kameranızı kontrol etmenizi, görüntü aktarmanızı vesaire sağlıyor. Bunu açıp daha sonra altından işlevini aç, e, tıklayınca Gördüğünüz gibi kamera başka bir kameraya görüntü aktarma telefona bağlanma işte yazıcıya uzaktan e, baskı emiri daha önceki menülerde gördüğümüz emir ile fotoğraf bastırma ve ya da web hizmetine yükle herhangi bir siteye bağlanıp oraya fotoğrafınızı hızlıca atmanızı sağlıyor bunu kullanmıyorsanız kapalı olması faydalıdır çünkü açık oldukça enerji tüketiyor bir altında sertifika logo ekranımız var göz gibi böyle size sertifika ve logoyu gösteriyor cihazın orijinalliğini gösteriyor Altında işte özel işlevler var. Bunları e, bilmiyorum bile. Gerçekten hiç bilmiyorum. <laughs> yani kusura bakmayın. Hiç kullanmadım. Hiç işim düşmedi. Sizinle düşeceğini düşünmüyorum. Altında telif hakkı bilgisi var. Fotoğraflarınızın telif haklarını kolayca kendi üzerinize geçirmek için. Mesela telif hakkı bilgisine bastığımda bilgiyi gösterdiğimde gördüğünüz gibi yazar da ismi. Altta da kanalımız yazıyor. Kanalımızın, markamızın adı yazıyor. Buradan kendinize yazar adı girden, telif hakkı ayrıntısı girden vesaireden kendi telifinizi ekleyebiliyorsunuz. Ya da makineyi ikinci el aldıysanız veya başka birisine satacaksınız. Telif hakkı bilgisini sat içerisinden o kişinin kendi telifiniz ya da aldığınız kişinin telifini silebiliyorsunuz. Altında ayarları sil var. Makinenin içerisinde sistemsi olarak yaptığınız bütün ayarları sıfırlayıp fabrika ayarlarına döndürüyor. Altında da yazılımınızın sürümünü görüyorsunuz. Bir yanında da My Menu diye bir şey var. Buradan Az önce içinde gezindiğimiz bütün menüleri kendinizce ayarlamanızı, kendi menülerinizi oluşturmanızı sağlıyor. İşte kimisi menülerin içinde boğuluyor, bir şey yapacaktım nerede ölmüş, şurada mı burada mı falan gibi. Ee, onun yerine oturup işte yarım saat uğraşıp e, my menüm e, ayarlayıp daha sonra istediğiniz her şeye kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bu da böyle bir sistem ve makinamız temelinde buydu. Şöyle sağ üstteki butonlarımıza hiç basmadık. Onlara da basalım. Mesela şu an görüntü inceleme moduna geldim. Ee, en sağdakine büyüteç artı olana basıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğrafıma yaklaşmaya başlıyorum her bastığımda. İşte buradaki tuşlara basarak sağa sola hareket ediyorum. Fotoğrafınıza yaklaşıp incelemek isterseniz diye. Soldakine bastığımda tekrardan uzaklaşıyorum fotoğrafımdan. Hatta daha fazla basarsam klasörümde uzaklaşıyorum. Böyle Fotoğrafları genişten görmeye başlıyorum. Yakınlaşırsam tekil görmeye başlıyorum gibi. Bu tür modları var. Kameramızın kullanımı gayet gördüğünüz gibi basit, şık ve kullanışlı. Buna her işlevi kolayca yapabiliyorsunuz makinamızla. Şöyle bir kapatıp makinamı sonra ucundan lensini çıkarıp şöyle makinamı kenara aldığımda gördüğünüz gibi çiçeğimiz duruyor orada. Gayet güzel takılıyor yerinde. Şu an makine onu netliyor mu bilmiyorum. Yakınlaşalım hatta ona da. Şu an. Tabii biraz karanlık çıkıyor kendisi. Çünkü dediğim gibi çekim ışığımı. <laughs> Az önce şarjı bitti şarj etmeyi unutmuşum. Evet lensimizi bir çıkardık. Şöyle tekrardan uzaklaşalım çiçeğimizden. Gördüğünüz gibi lensimiz burada. Lensimizin üzerinde de yapacağımız şeyler şunu. Nesneye yakınlaşmak uzaklaşmak mı istiyoruz? Fokus halkamız pardon e, zoom halkamız bize 55'e kadar zoom yapıyor. Yakınlaşıyor nesneye. İşte 18'de geniş açıya geçiyor. Arasında da yakınlaşma değerleri takılıyor öyle kafasına göre. Bunun altında otomatik fokus ve e, elle fokus için bir butonumuz var. Bunları yine basitçe makineyi tanıttığımız videomuzda da ele almıştık. En üstündeki Fokus halkasını kendisini tuşundan manuel fokus aldıktan sonra en üstteki fokus halkasını çevirerek nesnemizin odaklıyoruz vizörden bakarak ya da işte makinemizin ekranından bakarak nesnemizi odaklıyoruz ve lensimiz de bu şekilde. Umarım bu video sizin için faydalı olabilmiştir. Ekstra soru ve görüşleriniz olursa yorumlarda belirtmekten çekinmeyiniz. Bizim çektiğimiz ve düzenlediğimiz fotoğrafları incelemek e, isterseniz de Instagram adresimize bekleriz. Soru ve görüşlerinizi de oradan da atabilirsiniz. En erken vakitte geri dönüş yapmaya çalışırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.